Selamlar, ben Semih. Şu an hesabımız dünyada 99. sırada. Üst düzey maçları sevdiğiniz için bugün kupa videosundan devam ediyoruz. Eğer daha da yükseklere kasmamızı, önümüzdeki günlerde devam etmemizi isterseniz de videoya beğeni atmanız yeterli arkadaşlar. Dünyada artık kimse mezarlık kullanmıyor. Bunun sebebi şu yeni gelen Goblin büyüsü. Ama eğer izlediyseniz geçmiş bir videoda Alman bir oyuncudan yeni bir taktik görmüştük. O taktikle yeni büyüyü kullananları yenebiliriz. Bu sıralamaya şu elektrodev desteğiyle kasmıştık. Ama şu dönemde mezarlık oynanacaksa ego olması için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Ama biz oynarız arkadaşlar. Bizim öncü olmamız lazım. Arkanıza yaslanın, güzel taktiklerle şu desteğiyle kasalım. Haydi bakalım, başlayalım. Rakip tazı attığında tersten şövalye basılır. Bol şans diyelim, emojimizi yollayalım. Şövalye bastığımız için tüm gücüyle tazının arkasını destekleyemeyecek. Büyücümüzü kulenin yanına bırakalım. Çünkü artık tazıcılar boşluk oynuyor. O yüzden de kulenin yanında saklanıyor. Şimdi boşluk atabilir diye anka bırakalım. Sağ taraftaki goblini zayıflatalım büyüyle. Bu yeni goblin çok güçlü. Her şeye rağmen kulemiz de patladı. Hazır desteklenirken mezarlığımızı sallayalım. Şövalye bırakalım, iskelet ejderlerine karşı zaman kazansın. Ama şövalyeyi çıkarttığımız için şöyle bir şey yaşanacak. Rakip tazı attığında tersten şövalye basamayacağız köprüden. Ama problem değil, elimizde evrilme büyücü var. Evrilme büyücü kalkanın sayesinde ölümsüz oluyor. Yani tazıyı çok rahat tutacağız. Bekleyelim, elimizden şimdi büyücü çıkartabiliriz. Kule canlarımız da tamamen eşitmiş, %100. Gene boşluk büyüsü gelebilir, o yüzden büyücümüzü yalnız göndermeyelim. Yanına anka bırakalım. Şimdi boşluk atabilir, o yüzden mezar taşı atalım. Oh, biz de goblin büyüsü atmasaydık bayağı bir kulemize hasar yiyebilirdik. Bu adam tazı destesini bayağı günümüze güncellemiş. Yeni olan güçlü goblin kartların bütün hepsinin destesini almış. Taz attığı anda tersten evrimi şövalye artı mezarlıkla girelim. Elinde 3 iksir kalacak. Evet. Destesinde goblin makinesini görünce barbarları yoktur diye düşünmüştüm ama demek ki varmış. Ankamızla tazıyı çok rahat tutarız. Orası kalabalık, hemen zehir bırakalım. Biz de goblin büyüsü atmalıyız. Sağ kulemizi gördüm ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ne yazık ki geriye düşüyoruz. Bundan sonra ekstra agresif oynamamız gerekiyor. O goblin makinesini hızlıca köprüde kesip sonra bir mezarlık sallayacağız. Barbarlar gelebilir. Onu da zehirle öldürmeye çalışacağız. Lanet bırakınca çok daha hızlı etkileniyorlar zehirden. Şimdi hızlıca bir tane daha mezarlık atmamız lazım. Bu sefer elinde barbarlar olmayacak. Hemen çevirdik mezarlığı. Bu sefer tutmakta zorlanacak. Barbarları geç çevirdi, o yüzden atamadım mezarlığa. Dur, Alman'ın gösterdiği taktiği yapıyorum. Aha. Hemen zehir çevirmemiz lazım. İnanılmaz bir galibiyet. Çok iyi oynadık. Direkt goblin lanetiyle başlayabiliriz diyecektim. Hemen büyücü çevirmemiz lazım. Bizim için biraz ters bir başlangıç oldu ama comeback atabiliriz. Bu adamın bence mezarlığa bir nefreti var. Çünkü her desesine yaşlıca dalıyor. Ya meta ne olursa olsun her zaman desesinde bir yaşlıca dalıyor ama bence bu sefer yoktur. Çünkü yeni gelen goblin kartları alacağım diye insanlar artık diğer kartlardan birazcık feragat etmeye başladı. Umarım bu maçı yeneriz. Bu adamın kupası da yüksek.
elimizdeki kartlara baktığımızda en mantıklısı zehir atmak. Çünkü destemizde çok fazla büyü ve bina olduğu için maalesef birlik yok. Mezar taşımızı dikelim. Her şeye rağmen mezar taşını yıktı. Bu yeni kartların bu arada hepsi çok güçlü. Hani güçlü olmayan bir tanesi bile yok. Mecbur madenci hasarını yiyeceğiz. Ciddi bir hasar ama maçın ilerleyen dakikalarında biz daha güçlü oluyoruz destemizden dolayı. Güzel bir büyücü. Bence o büyüyü boşuna attı. Şimdi büyücümüz kuleye bir tane vursa çok iyi olur. Rakip bir tane evrimi büyücümüz için 9 iksir kullandı. Şu an için 1 iksirle daha defansif oynuyoruz. Defansa çekiliyoruz ama sonradan bayağı açılacağız. Onun garantisini vereyim. Burada yine zehir atmak zorundayız. Aynı büyü sebebinden dolayı. Ama zaten zehirden dolayı bir anda koşmaya başlıyor bu yeni kart. Bu yüzden de bence atmaya değer. Kartlarımızı güzel topladık. Şimdi mezarlık sağlayabiliriz. Goblin laneti atarsa biz de goblin laneti atarız. Güzel bir zehir pozisyonu var orada. Bir de üzerine goblin laneti atalım, daha fazla zehirden hasar alsınlar. Güzel. Hala gerideyiz ama çevirmek için elimizden geleni yapalım. Oyun yönünü açmak istiyor. Aynı yönden çok daraldı. Kartlarımızı topluyoruz diye. Ama oyun yönünü açmasına izin vermeyeceğiz. Büyücüyü çok yanlış attı. Şövalye de yanlış oldu. En iyisi arkadan büyücüyle çıkalım. Mezarlık için ordu toplayalım. Desteği döndürmek için goblin laneti atmak zorunda kaldık. Goblin lanetimiz yoksa da atak yapamayız. Her atakta goblin laneti bulundurmak zorundayız. Gene arkadan toplayalım. Şu an gereksiz agresif oynadı. Çok yanlış bir hareket rakibimizden. Cezalandırmamız lazım. Yine o taktiği yapıyoruz. İnanılmaz vuruyoruz. Vay be, bir taktik sayesinde peş peşe iki maç kazandık. Karşımızda kraliyet devi uzmanı Donato var. Bu adam hatırlıyorum bir sezonda hiç dünya birinciliğini bırakmamıştı ama sezon sonu düşmüştü. Bu goblin makinesi bence 5 iksiri bazı durumlarda hiç böyle hak etmiyor. Köprü savaşını kazanmaya çalışalım. Kraliyet devciler köprü savaşını kazanmaya çalışıp sonra köprüden kraliyet devini basıyorlar. O zaman bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Mezar taşı dikelim. İskeletleri çıkmaya başlasın, kraliyet devini indirsin. Arkadan büyücüyü bilerek basmıyorum çünkü kraliyet devinin önüne keşiş basarsa o zaman ayva yeriz. Ama şimdi basmaz diye tahmin ediyorum. Büyücüyü koruyalım. Büyücü çok güzel çalışıyor. Bence oyundaki en temel ve en önemli şeylerden bir tanesi uzaktan vuran kartları korumak. Mesela 2.6 oynuyorsanız silahları koruyacaksınız. Hakikaten bayağı iş yapıyor. Bu arada ilk rakibimiz de Prenses Kulesi kullanıyordu. Bu adam da kullanıyor. Acaba tekrar meta girmeye mi başladı Prenses Kulesi? Burada mezarlık sağlanmaz. Mezarlık atarsak adam kart toplayıp dönüp bize vurur. O yüzden Goblin Lanet'e atalım. Desteği döndürelim. Hani böyle desteği çevirmek için tomruk sallarsınız ya köprüden. Onun gibi kullanıyorum ben Goblin Lanet'ini. Kraliyet devi bekliyorum köprüden. Sol taraftan geliyor galiba. Ana kulemizi açalım. Güzel. Hızlıca kartlarımızı toplayalım. Rakipten inanılmaz agresif hareket geldi. Şimdi güzel bir kontra atakla bunu değerlendirmemiz lazım. Değerlendirmek için en iyisi arkadan çıkalım. O goblin makinesi yiyip sonra atak yapacağız.
Yine 10 iksir attı köprüden. Mezar taşını tahmin eder diye önce kasırga attım. Soldan mezarlı sallayalım. Son iksirleri oynuyor. Maalesef mezarlığımız vurmuyor. Deneme devam. Haydi başarabiliriz. Yine mezar taşı yerine kasırga attım. Tahmin edilemez olmak için. Bir yerde yakalamamız lazım. Şu an gerideyiz. Rakibimizin açığını yakalamamız lazım bir şekilde. Büyücüyü buradan bırakalım, sonra sol taraftaki atağımıza katılacak. Kıraatlerinden biraz hasar yiyebiliriz kule canlar işlemek için. Güzel, şimdi mezarlığı sallayalım. Mezarlığımız mükemmel vuruyor. Hala biraz daha vurmamız lazım. Son bir dakika. Tersten kıraathanemi bekliyoruz. Bravo be. Çok güzel risk aldık uzatmalarda. Yeni mezarlık rakibin saldıramasın diye. Çok güzel darlıyoruz rakibimize. İnanılmaz bir galibiyet. 3-5 gidiyoruz. Evet, karşımızda Robin isimli bir oyuncu var. Bu arada şu ana kadar mezarlık hakikaten gördüğünüz gibi iş yapıyor. Yani birazcık da metadan şikayet etmeyip aslında metaya ayak uydurmak lazım. Güzel bir zehir. Bu desteği oynarken hiçbir büyü fırsatını kaçırmıyorum. Çünkü elimizde bir sürü büyü olduğu için elimizden geldiğince elimizden çıkarmamız gerekiyor büyülerimizi. Evet, bu adamın destesi garipmiş. Ama destesindeki kartlar kuvvetli. Evet, bir de prens varmış. Oyunun en güçlü kartlarından bir tanesi. Mezar taşı atalım. Büyücü atıp hızlı erimesi için Goblin Knight'a atabiliriz. Güzel savunma. Şimdi burada mezarlık sallanır. Adam çünkü bütün iksirini atakta kullandı. Mezarlığımız maçın başına güzel vuruyor. Normalde tam tersi olması lazımdı. Çünkü biliyorsunuz mezarlık oynarken genelde 1x'de hasar yemezsiniz. Sonradan vurmaya başlarsınız. Ama bu adam bir şekilde 1x'de hasar almayı başardı. Desisinde de genelde sadece en kuvvetli kartlar var bu adamın. Evrimli büyücü, goblin makinası, prens. Hepsi çok kuvvetli. Köprüden 10 iksir salladı. Bu seviyelerde yapılmayacak hatalar bunlar. Hemen cezalandırmaya çalışalım. Güzel bir kontra atak. Goblin makinası hızlıca ölsün diye goblin laneti. Büyücü mükemmel vuruyor. Çok güzel yakaladık. Gerçekten bu kadar yüksek seviyede, bu kadar yüksek kupalarda bu rakiplerden bu hataları beklemezdim. 4'te 4 yapmak üzereyiz. Sol kuleyi almamız zor olacak. 600 canı indirmek zor olacak çünkü adam sürekli bize baskı yapacak. Çok güzel savunma. Sol tarafa saldırırsak bu sefer de belki de bir kontra atak yapacak, bizi yakalayacak. O yüzden iyice defansa çekilmemiz lazım. Eğer öndeyseniz defansa çekilin arkadaşlar. Gene güzel bir duvar defansı kuruyoruz. Buraya geçmesi çok zor. Mükemmel savunma yine. Bu goblin büyüsünün geçmesi çok zor. Rakibin kartlarını inanılmaz zayıflatıyor. Yine duvardan defans kurmaya devam.
Rakibi geçirmemek için her şeyi yapalım. Oyun yönünü açmak karar verdi. Çok daraldı çünkü orada. Güzel. Mezarlığı yine sallamıyorum. Adam pes etti. Çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Bayağı yükseldik şu an dünya sıralamasında. İşte her destenin bir zayıf yönü var. Karşımızda X sayı var. Yani daha büyük bir anti olamaz. Çünkü destemizde hiç şövalye dışında tank yok. Öyle söyleyeyim. Zehirle vurup sonra şövalyemizi atalım. Neyse ki elimizde şövalye vardı. Yoksa kurtaramazdık kendimizi. Yine de büyücü atmamız lazım. Güzel. Bu maç bayağı bir zorlanacağız arkadaşlar. Umarım başarabiliriz. Şu ana kadar her şey güzeldi. Güzel defanslar yaptık. İnsanlar ağır deste kullandığı için bizim destemiz ağır destelere inanılmaz anti. Alan vuran bir sürü kart olduğu için. Ama ilk sayı çok ayrı. Yeni ilk sayını çevirmeye çalışıyor. Bizim de mezar taşı atıp bir süre kendimizi korumamız gerekiyor. İlk sayına hiçbir şey yapamıyoruz. Zar zor şövalyemizi çevirdik. Kasık atacağız mecbur. İlk sayı azıcık canı kalsa bile biliyorsunuz kuleyi mahvediyor. Adam cidden sağlam oydu orada. Evet, büyücümüzü yetiştiremedik. İlk sayını bu yüzden zaten erken bastı. Bravo diyelim. Gördüğünüz gibi yapacak çok bir şeyimiz yoktu. Hiçbir şey yoktu hatta. Şu anda elimizde olan durumu değerlendirelim o zaman. Şu an 1400 kadar canımız kalmış. İyice agresif oynayıp daha çok atak yapıp o şekilde kazanmaya çalışalım. Ama rakibimizde okçular varken mezarlıkla vurmamız evet bayağı zor. 2x geldi. Ters taraftan saldıralım çünkü arkadan kart attığımızda alev topu atar sağ taraftan. Evrimi şövalyeli tanklayalım. Okçuları goblin'e çevirelim. İlk sayına yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Köprüden basma devam edelim. Son bir mezarlık. Ama elinde okçular var, o yüzden bu maçı maalesef kaybettik arkadaşlar. Olsun, şu anda çok iyi ilerliyoruz. Maçların hepsini neredeyse kazandığımız için zaten bayağı bir yükseldik. O zaman son maçımıza gidelim. Bu maç şu anda bir intikam meselesi arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Geçenki kupa videomuzda bu adam bizi yenmişti. Ve oyundaki bütün en iyi kartları böyle çorba gibi destesine karıştırmıştı. Ve yine bir rövanş maçı. Gerçekten bizim için çok zor bir maç olacak. Lütfen son maçta kaybetmeyelim. Şövalyemiz olmadığı için mecbur goblin makinesine mezar taşı atacağız. Mezar taşımız yıkılmasın, koş baş orada patlasın. Büyücü feda hamlesi yapmak zorundaydık. Maalesef çok iyi oynamamıza rağmen koşmacı kulemizin yarısını alıyor. Maalesef orada yapacak bir seçeneğimiz yoktu. Mezar taşımız zaten ölmüştü ve atmakta zorundaydık. Ama şu anda elimizdeki durumu tekrardan değerlendirmeye çalışalım. Böyle büyük antiler gelebilir arkadaşlar. Önemli olan bunlardan birkaçını yenebilmek. Yine mezar taşı dikmek zorundayız. Güzel. Prens tehlikesini atlattık. O koç başına büyücüyü atmak zorundayız yine. Hazır kartlarımız yığılmışken de şövalyeyle onları koruyalım. Zayıflaması için lanet bırakalım. Çok sağlam erittik. Mezarlığı sallamıyorum çünkü şu anda bayağı bir agresif bir hareket olur. Direkt maçı kaybederiz.
Sabırla oynamamız lazım. Aynı yönü kitlememiz lazım. Eğer aynı yönü kitlemeye devam edersek rakip bize bu taraftan saldıramaz. Evet, gördüğünüz gibi oyun yönünü açmaya çalışıyor. Risk almamız lazım bu dakikalarda. O prensi görmezden gelelim. Ve mezarlıkla saldıralım. Goblin laneti atacak. Gene o taktiği yapalım. Mükemmel bir taktik. Tekrar oyuna dönüyoruz. Ama bu sefer durum daha da zor. Çünkü sadece 2000 canımız kaldı sol tarafta. Rakibin oyun görüşü gerçekten muazzam. Ne zaman daralsa oyun yönünü açmaya çalışıyor. Pekka attığı için elinde 3 iksir kaldı. O yüzden mezarlık artı şövalyeyi saldıralım. Bizim agresif oynamamız lazım. Gerideyiz. Yine goblin'e çevirelim. Güzel deneme. Yavaş yavaş çeviriyoruz ama üzerimize şu anda bir ordu geliyor. Koş binci mezarlığın en büyük antisi. Burada panik yapıp saldırırsak maçı kaybederiz. Sakin olup arkadan çıkmaya devam edelim. Hala canımız var. Çok kuvvetlendiriyoruz defansımızı. Şimdi saldırabiliriz. Defansımız kuvvetli olduğu için kartları birikmeyecek. 50 saniyemiz kaldı. Fazla vaktimiz kalmadı. Bir tane daha mezarlık sağlayalım. İmkansız maçı kazandık. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi maçların hepsi peş peşeydi. Ve bu dönemde bile mezarlık oynanabileceğini kanıtladık. Bir taktik sayesinde 3 maç kazandık. Ve 99. başlayıp dünyada 53. olmuşuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olabilirsiniz. Her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.